Sayın Milli Eğitim Müdürüme ve Okul Müdürüme teşekkür ediyorum. Dilimizin döndüğünce buradaki oturan gençler kim? Biz kimiz? Kısa öz anlattıktan sonra arkadaşlar gerekli manevi kısmını diyorum. Ben biraz tarihsel kısmını anlatacağım. Ara sırada aralarda sorularımız olacak. Yine sorular bunlarla ilgili. Bu konuya vakıf mısınız, değil misiniz, hiç duydunuz mu, duymadınız mı? Derdimiz zaten herkesi bu konu hakkında bilgilendirmek. Özellikle siz genç nesillere bilgilendirip devamında Müdür Bey'in söylediği gibi ve büyük şehirde organize ettiğimiz bu işten dolayı siz okul birliğine, okul yönetimine söylerseniz araçlarla hesap kime gelip tekrarını, buradaki anlattıklarımızı orada yerinde görerek inşallah anlatmayı düşünüyorum. Çocuklar biz gönülde, Avşin Hesabı Keyif gönülde çıkıyoruz. Biz 10 yıl önce bir sabah namazı yürüyüşüyle başlayan grubumuz 3-5 kişiyle başladık. Şu an 70-90 kişiyiz. En sondan en öne başlayan Cumartesi Pazar İstanbul'da Avrasya Maratonu'ndaydık. Bu İstanbul Avrasya Maratonu'na gidişimizin 9.'suydu. Maraton 39 defa düzenleniyor. Biz 9 defa gittik. Amaç bu gençlerin adı Yediler, mağara dostları, mağara yarenleri, mağara erleri mağarasına geliyor. Görsel mağarada Afşin'i çıktık. Bu değer Kahramanmaraş'ın değeri. Onu da çıktık. Türkiye'nin değeri diye inşallah imkan verdiği müddetçe Türkiye devletlerinde başlayıp gidebildiğimiz yere kadar Eshab-ı Kehf'i anlatacağız. Eshab-ı Kehf öyle bir belde ki 2000 yıllık bir tarihi ve ilk yapısı ile 1600 yıllık eseri olan ecdadımızın da 800 yıllık eseri olan bir yer. Demin ben göremedim. Afşin'i ve Eshab-ı Kehf'i gelip gören, görmeden ziyade dinleyen, bilen var mı? Yani güveniyorum ben size. Buraya çıktığınızda anlatırsınız değil mi? Çok iyi anlatabiliriz. İnşallah bittikten sonra sizleri birer gönül elçisi, Eshab-ı Kehf'in elçisi olarak gittiğiniz yerlerde dilinizin döndüğünce sorular sorulduğunda anlatırsınız diye umut ediyorum. Çocuklar bu olay 2000 yıl dedi. Yani milattan sonra Hazreti İsa'dan sonra 47 yılında gerçekleşen bir olay. Yine Kur'an-ı Kerim'de 300 artı 9 yıl uyuyup uyandıkları zikredilen ve Kur'an'da geçen bir olay. Afşin Eshab-ı Kehf'teki demin söylemiştim 415'te 420 yıllarında ilk mescit İsa Mescidi diye arkadaş detayını anlatacak, ben kısa kısa anlatıyorum. İlk mescit yapılmış. Orada Roma, Anadolu Selçuklu, Burkadiroğlu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki yaptığı eserler mevcut. Ecdadımız da ilk eserini, yine güncel olsun diye söylüyorum, dirilişteki, bakıyorsanız, oradaki Alaaddin Keykubat zamanında geçen 1215 yılında ilk ecdadımızın yapmış olduğu eserler hala duruyor. Eshab-ı Kehf külliyesi Afşin'deki külliye diyorum. Halil Bey'in güzel bir şeyi vardı. Yanlış demeyeyim. Türkiye'de 3 tane, dünyada 30 tane, toplam 33 tane Eshab-ı Kehf var. Eshab-ı Kehf. Ama külliyesi olan, kilisesiyle, külliyesiyle, kervansarayıyla bir tek Afşin var. Zaten bu sayede de UNESCO'nun geçici listesine giren yalnızca bizim Afşin'deki bulunan külliyemiz. 2000 yıllık geçmişi var dedim. Biz bunu anlatmaya, sizlerin yanına gelmeye niye başladık? Yani durup dururken Afşin'deki kurulan her dernekten, her kahvehaneden tutun da şirketlere kadar
mutlaka isimlerin ya başında hesabı kefarının ya ortasında ya sonunda. Avşin öyle bir bu işte hemhal olmuş ki belki duymuşsunuzdur isimlerini. Biraz değiştirilerek Yemliha ismini Meksen İna'yı Meksen olarak Mistina Mernuş Tevernuş'u Tever olarak duymuşsunuzdur. Bir tek çobanımızın isminin kullanılmadığını biliyorum. Kefeş Tatayış'ı. Diğer altısının isminin Avşin'de hala kullanılıyor olması buranın bize göre burada olduğunun tespitinin biri. Ama bizi en çok ilgilendiren ise 2004 yılında dava 2005 yılında sonuçlanıyor. Neydi o? İşte Keyif suresinde ha bu olayı bunu anlatmadım tabii. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. 18. sure olan Keyif suresinde. Ve 18 ayetle anlatılıyor. 18 ayetten 17. ayet 9 ile 26. arası orada güneşin mağaranın içine nasıl süzüldüğünü, nasıl girdiğini Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Sabahleyin diyor. Güneş mağaraya doğar ve tekrar geçer diyor. Onun tespiti için Avşin'deki mahkemelere dava açıyor. Böyle bir şey var mı yok mu? Yani Kur'an'a inanmıyor muyuz? İnanmıyor muyuz? Kesinlikle inanıyoruz. Ama bir de mahkemeyle tescillendirmek, diğerlerine göstermek adına bir ay sonunda bir prof, iki tane doçent, yardımcı doçent, bunlar uzay bilim ve astronomi uzmanı. 5 gün boyunca her sabah namazı güneşin doğduğunda, ki o dönem ben de belediye meclisindeydim, hava kapalı, 5 gün boyunca inceleme yaptılar ve sonunda aynen Kur'an-ı Kerim ve diğer tarihi kitaplarda geçen kıssayı anlatır gibi 2 gün Kur'an'da geçer ışık süzülür kelimesine aynısını tıpatıp uyduğunu mahkemeye sunuyorlar. Ha bize dedi ki elimizde böyle bir delil var. O zaman bu delilin ışığında temsili yedilerle bu yediler şu an sizlere görsel manada yani ilk bakışta bunlar kim sorusunun karşılığı bir gözlere nakşedelim dedik. Devamında soranlara bu şekilde anlattığımız gibi kısa ve öz anlatarak ellerimizde broşürler var broşürleri vererek hesabı kefi anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi benim özellikle sizden istirham ettiğim yani cep telefonu şimdi geç kalmadı. İyiliğini kötülüğünü sormuyorum. 2005 yılında Avşin'e bir prof geliyor. Facebook şeyde Google'da arama motorunda hesabı kefi yazdığında 10 tanenin 8'i Tarsus çıktığı an Avşin 2 tane çıkıyor. Biz bu işe başladık. 5 yıl sonra bir daha geliyor. Yine diyor Google'a baktığımda diyor Avşin'den ne oldu diyor. Kim ne yaptı diyor. Araba motoruna girdiğimde diyor hesabı ki o 8'e 2 olan bu sefer 6'ya 4'e döndü diyor. Yani 6'sının Avşin ibaresi geçiyor. Biz ne yaptık bunu? Biz özellikle sizlerden eğer hoşunuza giderse, anlattıklarımız kafanıza yatarsa güveniyorum inşallah. Bunları paylaşmanız, bilgilenmeniz, ne kullanıyorsanız onlarla paylaşırsanız, ben bir paylaşıyorsam sizlerle beraber bir anda 100 binlere, milyonlara ulaşır. En hızlı